vay Koroğlu. Hangi dağda kurt öldü? Hayır mıdır, şer midir? Derviş, sana bir işim düştü. Emret Koroğlu, elimden gelen bir şeyse eyvallah. Benim oğlanı senin yanına göndereceğim. Birkaç gün sende kalacak, müsaaden olursa. Senden başkasına da güvenmiyorum yani, ha? Ne kadar alacaksın aşkım? Babam 500 dedi. 500. Sence nereye gönderecek Sedat'ı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani alın şu davarı götürün savcının önüne. Cezası neyse çeksin demedi, ben onu şaşırıyorum ama. Yani bakma sen babamın öyle bağırıp çağırdığına. Aslında en kıymetlisi Sedat bence. Neyse. Niye ki? En korunmaya muhtaç o çünkü. Bir de içten içe aslında onu o hale getirenin kendisi olduğunu bal gibi biliyor. Ondan. Tamam bence. Bu hiç iyi olmadı işte. Otelin önünde de bekliyorlarmış. Sen ne bekliyordun? Bunlar böyledir işte. Bunlar akbabalar gibidir. Biri düşmeye gör yani. Hemen üşürler başına. Bunların şimdi patronları el ovuşturuyordur. Onların patronlarının patronları da el ovuşturuyordur. Ama ben bunların canlarını okumasını bilirim yani. Bir basın açıklaması yapmamız lazım. Ben hazırlarım. Sonra seninle bir üstünden geçeriz. Sen de bir bakarsın. Siz istediğiniz açıklamayı yapın. Onlar gene bildiklerini okuyacaklardır yani. Sosyal medyada en çok konuşulan isim Sedat bu arada. Onu da bizi sıkıştırmak için yapıyor. Ama ben onların boynunu bozarım. Ne yapacaksın? Şimdi önce Sedat'ı buradan uzaklaştıracağız. Sonra konuyu enine boyuna inceleyeceğiz. Suçlunun kim olduğunu bulacağız. Sedat'sa Sedat. Ama şimdi tek bildiğim şey Sedat'ın buradan uzaklaşması. Bir avukat buldum baba. İş hukuk konusunda bayağı başarılı. Yani kaybettiği dava yok neredeyse. İyi. Getir o zaman. Görüşelim bakalım kendisiyle. Bir çare bulmaya çalışalım. Amacımız bu zaten. Değil mi? Kafanız alıyor bunu değil mi artık? Ha? Tabii. Evet. Hadi. Siz çıkın bakalım. Hayri'yi gönderin bana. Tako. Sedat ne yapıyor? Çantasını hazırlıyor mu? Yukarıda beyim. Nalan Hanım'ın yanında. Hazırlanıyor. Söyledim. İyi. Tamam. Kapat kapayı. Kapat hadi. Kapat hadi. Bıyıkları mı kestin lan? Evet baba kestim. Natasha. Rafet. Bu çocuk ne kadar kalacak gittiği yerde? Hem nereye gidecek? Niçin biz bilmiyoruz? Niye sadece Hayri biliyor bunu? Kimse bilmesin diye. Birileri arkamdan iş çevirip sonra başkalarına söylemesin diye. Yerin kulağı var diye. Yani Sedat'ı düşündüğüm için. Anladın mı? Ne yaptınız? Kapıdakilere bir şey anlattınız mı? Henüz bir şey söylemedik baba ama basın açıklaması hazır. Şimdi Levent'le ikiniz kapıdakilere basın açıklamasının otelde yapılacağını söylüyorsunuz. Ve onları alıp otele götürüyorsunuz. Biz de bu sayede Sedat'ı buradan sakin bir şekilde çıkarmış olalım. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım Levent'le ikiniz marş marş otele. Tamam babacığım. Hepsi geçecek. Tamam. Merak etme sen. Beni habersiz bırakmayın olur mu? Tabii. Söz. Selam. İyi bak kendine tamam. Eyvallah. Sedat. Sen benimle gel.
kapı açıldı, kapı açıldı. Gel. Gel. Açın kapıyı. Bir saniye. Bugün şirketimizde bir basın toplantısı olacak. Bütün sorularınızı orada cevaplayacağız. Merak etmeyin. Peki Semih Hanım, şimdi bir müsaade ederseniz. Bir müsaade ederim. Bir müsaade ederim. Teşekkürler. Bunlar asla aynı sorun. Arkadaşlar, sevgili eşimin de az evvel söylediği gibi şirkette basın açıklamamız var. Bilgi almak isteyen arkadaşları oraya bekliyoruz. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Neden şirkette açıklama yapıyorsunuz? Haberi istediğiniz gibi bütün ajanslarla paylaştık efendim. Sosyal medyada da Sedat Koroğlu başlığıyla çeşitli haberler yaptırıp trend olmasını sağlıyoruz. Ne? Evinin de şirketinin önünde de basın bulunsun. İyice köşeye sıkıştırsınlar. Hatta kapısının önüne bizden birini koyun da ne yapıyorlar, ne ediyorlar haberimiz olsun. Emredersiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Koroğlu Beyoğlu inşaatımızda dün meydana gelen elim kazada çalışanımız Metin Keten'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Koroğlu bir aile şirketi. Ve çalışanlarımızın her biri bu ailenin bir parçası. Dolayısıyla bu acı kaybın ailemi ve beni ne kadar derinden yaraladığını sizlere anlatmam mümkün değil. Biz kaza haberini alır almaz merhum Metin Bey'in ailesiyle bizzat irtibata geçtik. Taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra her durumda ve her türlü ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağımızı kendilerine belirttik. Bir kez daha sizlerin huzurunda da yinelemek isterim. Biz Koroğlu grubu olarak her zaman insan hayatını ve iş güvenliğini her şeyin üstünde tuttuk. Bu hassasiyetimize rağmen bu olayda Koroğlu Şirketler grubu olarak en ufak bir ihmalimiz varsa sorumluların yargı önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Basında ve çeşitli yayın organlarında, özellikle sosyal medyada ailem ve kardeşimle ilgili aslı astarı olmayan suçlamalar yapılmakta. Bu kadar hassas bir durumda bu tür yaralayıcı ve spekülatif haberler konusunda sizleri değerli basın mensupları ve kamuoyunu sağduyuya davet ediyorum. Selen Hanım, Sedat Bey'in tutuklanmasının söz konusu olduğu ile ilgili haberler doğru mu? Afet Bey'den de bir açıklama gelecek mi efendim? Selen Hanım, olay yerine başlamak. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar. Sen bu aileyle görüştün mü? Eşiyle görüştüm Cavit Bey. Davacı olmayacaklarını söyledi. Ama kadının kardeşlerinden bir tanesi ablası gibi düşünmüyor. O anlamaz, olacağız tabii ki gibilerinden laflar ediyor. Bana kalırsa onu ortalığa salarsak her şeyi daha da hızlandırırız. Savcı Sedat'ı hala çağırmadı değil mi? Çağırmadı efendim. Ama bu kadar medya baskısına daha fazla direnebileceğini zannetmiyorum. Ne?
O zaman git aileyle görüş. Hatta bizim avukatlardan birini de yanına ver. Sizinle beraber olacağız. Sizi savunacağız. Size her zaman yardım edeceğiz. İşte böyle bir şeyler söylersin. Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. Hayat öyle alaşağı olmaz. Böyle olur Gülcan Hanım. Böyle olur. Evet. Evet. Evet avukat hanım, siz dinliyoruz. Biliyoruz ki siz bu ülkenin en iyilerindensiniz. Nasıl çıkacağız biz bu işin içerisinde? Eksik olmasın, bizim çocuklar yeteri kadar zaman kaybetmemize neden oldular. Yani sağ olsun bütün medya, bütün ülke bunu duymasaydı ben de duymayacaktım yani. Baba artık birbirimizi suçlamak yerine çözüm odaklı olsak. Hı? Çözüm odaklı olan değil mi? Bak gördünüz mü? Nasıl? Mükemmel çocuklar ya. Harika. Çözüm odaklı olan, öyle mi? Ulan peki o zaman bu memlekette bu pespaye, dedikoducu internet siteleri neden hep bizden bahsediyor? Ha? Bu kadar zamandır. Bunu da mı siz yaptınız? Yani babacığım biz de elimizden geleni yaptık. Yani dün aile taziye ziyaretine gittik. Ben eşiyle bizzat kendim konuştum. Ben hep yanınızdayız. Evet. Buradayız. Yani Seren çok iyi bir iş çıkardı orada dedim. Gitmeseydiniz ne yapacaktınız yani? Ha? Ya peki beni niye götürmediniz? Anlamıyorum, beni niye götürmediniz? Eğer beni götürmüş olsaydınız bu konuları biz bugün değil dün konuşuyor olacaktık. Anladınız mı? Buyurun avukatım, siz dinliyorsunuz. Savcının bugüne kadar celp göndermemiş olması büyük bir şans. Muhtemelen o da analiz yapıyor. Büyük şirketlerin kararlarında biraz daha temkinli davranıyorlar Rafet Bey. E tabii medyanın baskısı büyük bir sorun. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında düşündüğünüz kadar çaresiz değilsiniz. İlk duyduğunuzda kulağa biraz rahatsız edici gelebilir. Ama dediğim gibi tek yol. Durumdan tamamen kurtulmak değil ama en az zararla kurtulmak diyebilirim Rafet Bey. Peki neymiş? Sedat Bey'in tutuklu yargılanma kararıyla karşı karşıya kalmasının tek sebebi kağıt üstünde şirket sorumlusu olarak kendisinin görünmesi. İşte biz o ismi değiştireceğiz. İyi de nasıl olacak bu? Başka birini feda edeceksiniz Rafet Bey. En az oğlunuz kadar önemli, halkın size yakınlığıyla tanıdığı, en yakını olmasına rağmen adaleti teslim etti diyebileceği bir kişi seçmeniz gerekiyor. Herhangi başka birisi olmaz. Siz seçeceksiniz, bize ismi vereceksiniz. Eski tarihli evrak düzenlenecek ve biz mahkemeye diyeceğiz ki asıl sorumlu Sedat Bey değil, bu kişi. Şu anda Sedat Bey'i kurtarmanın ve Koroğlu ailesinin adını temize çıkarmanın tek yolu bu. Ve bunu bir an önce yapmamız gerekiyor. Ben alayım hanımımı. Sağ ol Tako.
Hayırdır yavrum, ne oldu? İçim sıkıldı. Odada duramadım. Haklısın anneciğim, vallahi ben de hiçbir yerlere sığamıyorum. Hadi gel biraz dertleşelim biz seninle. Ha? Ben baktım hanımım. Kim geldi ki acaba? Burası Sedat Koroğlu'nun evi mi? Evet, buyurun. Kendisi şu an evde mi? Merhabalar. Ben eşim, Nalan Koroğlu. Yalnız eşim şu an evde değil. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Sedat Koroğlu savcılıktan ifadeye çağrılıyor. Bu da Evra. Kendisine hemen ulaşıp durumu bildirmeniz gerekiyor. En kısa sürede ifade vermek için savcılığa gelmesi gerek. Anladım. Ben kendisine iletirim. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Olmaz böyle şey. Ya ben bugüne kadar hiçbir sahte evrak düzenlemedim. Ben şirketimi bunun üzerine kurmadım. Yok, olmaz. Bu saatten sonra da böyle bir şey yapacak değilim. Rafet Bey, bakın anlıyorum sizi. Ama bundan başka yol yok. Ya Sedat Bey tutuklu yargılanacak ya da siz bir isim seçeceksiniz. Başka çaremiz yok. Efendim Gülcan? Rafet. Rafet bak, kapıya polis geldi. Sedat'ı sordular. Savcılıktan elimize bir kağıt verdiler. Sedat'ın bir an önce savcılığa gitmesi gerekiyormuş. Ne yapacağız biz Rafet? Bir şey yap Allah'ını seversen. Tamam. Tamam Gülcan, sakin ol. Sakin ol bakayım önce. Nalan yanında mı? Yanımda. Rafet ne olur bir şeyler yap. Benim çocuğuma ne olacak Allah'ını seversen? Vallahi delireceğim ben, o olacak ha. Ya Gülcan, biz de bu konuyu düşünüyoruz. Bazı kararlar almak üzereyiz. Sakin ol. Böyle panik yapma. Bak, o kızı da sonra panik yaptıracaksın yani Nalan'ın. Yapma. Tamam Rafet. Biz senden haber bekliyoruz o zaman, tamam mı? Hadi bakalım. Biz çalışıyoruz o aynı. Haber vereceğim. Hadi selametle inşallah ya Rabbi. Celp gelmiş. Bu zaten olacaktı. Şimdi üzülmek yerine çözüme odaklanmalıyız Rafet Bey. Bir an önce kararınızı verin. Sorumluluğu ben alırım. Evrakları benim adıma düzenleyebilirsiniz. Oğlum, bırak da bu konuda kararı ben vereyim. Evet. Bu konuda düşüneceğim. Kimin olacağını da ben karar vereceğim. Bu gece bu konuyu düşüneceğim. Evet. Toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz.
Efendim, sizi ziyarete geldiler mi? Yalandan bir geldiler. Sonra çekip gittiler. Bir daha ne aradılar ne sordular. Ne bir açıklama yaptılar ne de sorumlusu budur. Bu ihmalden oldu dediler. Meğer sorumlusu oğullarıymış tabii. Ama Allah bilir onu da nereye kaçırmışlardır. Haksız mı söylediklerindir? Ne? Siz burada sefanızı sürerken orada bir ailenin ocağı dağılıyor. Koskocaman bir çaresizlik içerisinde kalıyorlar. Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz da. Şimdi ne yapılacak biliyor musunuz? Bu aileye gereken ne destek verilecekse verilecek. Arkalarında durulacak, onlara destek olunacak. Ne ihtiyaçları varsa görülecek. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Yemeğinizi yiyin, sonra da benim odada konuşuruz. Ne anlatacaksanız, ne söyleyeceksiniz burada söyleyin Rafet Bey. Yani sonuçta bir devlet sırrı değil, öyle değil mi? Serdar'cığım, şimdi bu bir aile meselesi oldu. Kızımın istikbali söz konusuyken gizli kapaklı hiçbir şey istemiyorum ben Rafet Bey. Hani hoşunuza gitsin gitmesin. Ne yapacaksınız? Sedat'ın sonu ne olacaksa bunu bilmek bizim hakkımız, öyle değil mi? Evet Rafet Bey, sizi dinliyorum ben. Yani planınız nedir? Oğlunuzla kızımın istikbalini koruyabilecek misiniz? Düşünecek bir şey yok baba. Şirkette de söyledim sana. Evrakları benim adıma düzenleyebiliriz. Ya aşağıda, içeride. Benim için fark etmiyor. Kes. Benim için ha Sedat, ha sen. Fark etmez. Ben her türlü yaşarım orada. Yaşayamazsın. Ne Koroğlu soyadıyla ne de bu sağlığınla orada yaşayamazsın. Anladın mı? Ne dedi o çok bilmiş avukat hanım? Koroğlu soyadını taşıyan biri olmayacak dedi. Ama Koroğlu ailesinden biri olacak dedi. Levent. Buyur babacığım. Oğlum. Hem benim adıma hem de ailemizin geleceği adına böyle bir fedakarlığı senden isteyebilirim.
Gel. Gel baba. Senin de mi uyku tutmadı? Ne uykusumuz o ya? Ne uykusu ya? Gel otur. Korkuyorsun değil mi? Sen korkmuyor musun? En başta Sedat'ın içeri gireceğini duyduğum zaman onunla nasıl baş edecek bu çocuk diye düşündüm. Ondan korktum. Sonra adımı düşündüm. Ailemizin itibarını düşündüm. Şirketin geleceğini düşündüm. Ama üstünden zaman geçince Levent'i düşündüm. Ona haksızlık yaptığımı düşündüm. Tabii burada Selen'in de kalbini kırdığımı düşündüm. Buna hakkım olmadığını düşündüm. Güya ülkenin en iyi avukatının bulduğu bu fikre tamam dedik. Bindik bir alamete gidiyoruz kendi kıyametimize yani. Ya. İçim hiç rahat değil Muzu. Yani bunu da senden başka kimseye söyleyemem ha. Sanırım seni bu hataya Meltem Hanım'a önererek ben sürükledim baba. Öyle mi ülkenin en ünlü avukatı olmuş bu? Marifeti bu muymuş yani? İnsan çaresiz kalınca bir anda ne yapacağını bilemiyor. O panikle kadının teklifinin ne kadar yanlış olduğunu göremedik. Peki ne yapmalıyız sence Muzu? Bildiğim tek şey Meltem Hanım'ın dediğini yapmamak baba. O zaman daha büyük bir enkazın altında kalabiliriz. En başta yapmamız gereken şeyi yapmalıyız diyorsun değil mi? Bize de bu yakışır. Levent. Kabul etmek zorunda değilsin. Yani kimse seni buna zorlayamaz sonuçta. Değil mi? Nasıl kabul etmeyeceğim Selen? Nasıl kabul etmeyeceğim? O zaman nasıl yaşamaya devam edeceğim bu evde? Şirkete çalışmaya nasıl devam edeceğim? Evliliğimiz ne olacak? Hiç bunları düşündün mü? Aslında bir seçeneğim yok ki benim. Ya bu deveye gideceğim ya da sıkıyorsa bu diyardan gideceğim. Benim tek bir seçeneğim var. O da seçeneksizlik. Defa aradım hiç cevap vermedi.
Sedat'ın yanına gitmiş olmasın sakın bu kız? Yok Feridamcığım, yok. Mümkün değil yani. Sedat'ın yerini nereden bilecek? Sedat'ın yeri bir tek ben biliyorum burada. Rafet haklı Feride Hanımcığım. Belki yürüyüşe çıkmıştır. Bunaldı ya biraz, o da haklı. Nasıl bir yürüyüş bu saatlerdir? Ne aradı ne sordu? Feride Hanım sakin olun. O sizi geri arayacaktır. Belki biraz yalnız kalmak istemiştir. Sakin. Ya gelin gelin bakalım gelin. Gelin size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Levent'ten bir ricada bulunmuştum. Eksik olmasın. O da bunu kabul etmişti. Hiçbir itirazda bulunmadı. Ama sonra düşündüm. Bu konuda hem kızıma hem damadıma bir haksızlık yapamayacağıma karar verdim. Sonra konuştuk. Evet, Sedat'ı geri çağırmaya ve savcının sorgusuna yöneltmeye karar verdik. Çünkü eğer suçluysa suçu ortaya çıkar. Suçlu da cezasını çeker. Değil mi? Başka yapacak bir şeyimiz yok.